yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Selamlar, ben Öykü Yetiş, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde işletme bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz yıl 2018 yılında yazın Mısır'a bir gönüllülük projesiyle gittim. Orada Kahire'de kalıyordum ve gerçekten hayatımda yaşayabileceğim sanırım en güzel deneyimlerden bir tanesiydi. Sadece Kahire'yle kalmadım, yeri geldi çölde kamp yaptım, yeri geldi gittim denize girdim, yeri geldi dalış yaptım, yeri geldi dünyanın 7 harikasından birinin içindeydim, kendimi orada buldum. Çok değişik, hani hiç beklemediğim şeyler yaşandı. Projem nitelikli eğitim üzerineydi. Orada bir İngiliz okulunda çalışıyordum ben. Çocuklara danışmanlık yapıyordum. Belirli yani 8-9 kişilik gruplarımız vardı. Onlarla sabahtan buluşuyorduk. Hep beraber önce bir kahvaltımızı ediyorduk. Ardından oyunlara geçiyorduk. Tamam, çok sıcaktı belki ama güneşin altında böyle sulu oyunlar oynuyorduk. İşte böyle yakar top oynuyorduk falan. Sonra öğlen yemeğine gittikten sonra havuz saatlerimiz vardı. Beraber yüzüyorduk hep beraber. Müzik sınıfları vardı, dans sınıfları vardı, resim sınıfları vardı. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Çok farklı bağlar kurdum. Hem oradaki insanlarla, hani dışarıdaki hayatımdaki insanlarla, hem oradaki... Her hafta değişiyordu benim çocuklarım ve her hafta farklısına bağlanıyordum ama öteki hafta onun olmayacağını bildiğim için ve çok duygusal bir insan olduğum için bu beni biraz yıkıyordu. Çok 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 farklı bir deneyim. Bunu kelimeler aslında çok da fazla dökemiyorum şu anda. Çünkü gerçekten yaşanması gereken bir deneyim. Mısır'a gitmeden önce birazcık böyle şey, ön yargılıydım açıkçası. Hani olması gereken bir şey mi çok zannetmiyorum. Ama ön yargılarınızı kırmak için gerçekten harika bir yer. Ben oraya en yakın arkadaşımla gittim. Gitmeden önce de hani burada daha projelere başvururken Avrupa ağırlıklı başvuruyordum ki kabul alınmayacak bir şey yok çünkü hani staja başvurmuyorum. Hani uzun dönemli bir staj falan da değildi. Hani gönüllülük projesi git gel gayet güzeldi ama en yakın arkadaşım benim Alman olduğu için kendisi beni zorla Avrupa'nın her yerinin aynı olduğunu ikna edip bir şekilde beni ya Hindistan'a ya da Mısır'a göndermeye kafasına koymuştu yani. Neyse nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda benim hesabıma girip benim adıma, ikimiz adına daha doğrusu aynı projeye başvurup iki günde kabulümüzü alıp biletlerimizi halledip, mülakatlarımıza girip iki gün sonunda ailemizi karşısına çıkıp hadi bakalım biz Mısır'a gidiyoruz dedik. Tabii sanırım hayatlarının şokuydu bu çünkü. Yani böyle bir şey beklemiyorlardı. Kimsenin haberi yoktu. Hani ne ara ne yaptın, nereye başvurdun, kimle mülakat yaptın, kimle gidiyorsun, nereye gidiyorsun hiçbir şeyi bilmiyorlardı. Onları ikna etme süreci biraz böyle meşakkatli oldu. Ama onun dışında hiçbir sorunum olmadı. Hani dediğim gibi giderken önyargılı gittim ama dönerken ben buradan dönmek istemiyorum diye havalanda ağlaya zırlaya geri döndüm. Şu anda orada çok güzel kurduğum arkadaşlıkların devamını çok güzel karşılıklar halinde alıyorum. Nasıl karar verdin gitmeye? Zorlandım. Isaac'le bir dolu balıkçı. Ha, onda şöyle birazcık orada şey geliyor için içine. Şunlar giriyor. Bunlar. Yatıyorum yatağımda, bilgisayarda takılıyorum falan böyle. Benim yurt dışım geldi şeyindeyim böyle. Hani bunlar onlar oluyor. Benim yurt dışım geldi şeyindeydim. Ben de YouTube'da geziniyorum falan böyle. Bakıyorum hani hangi ülkeye gitsem, nereye şey yapsam, başvursam veya ne için nereye gideyim falan. Ama yani yurt dışım geldi kafasındayım. Nereye ne şekilde gittiğim hiç önemli değil. Sonra bir videoya denk geldim. Sanırım Erasmus üstüne bakıyordum. Orada şu an gerçekten kim olduğunu, ne üstüne konuştuğunu bile hatırlamıyorum. Sadece Isaac'e odaklanmıştım orada. Önce Erasmus'tan falan bahsetti. Sonra hani öğrencilerin nasıl yurt dışına çıkabileceği, nasıl güvenilir şeylerle hani bağlantı kurabileceği üzerine Isaac çıkıyor. İlk defa orada duydum. Hani sonra açtım baktım dedim, portala girdim böyle işte projelere bakıyorum yine dediğim gibi işte Avrupa olsun, Avrupa'ya gideyim falan ama şey sanki hani gören de hani şey Avrupa böyle ilah falan zanneder hani bir tutturmuşum bir Avrupa diye. Neyse sonrasında evet arkadaşımın ikna gücü demek ki bayağı iyiymiş ki beni sürükleye sürükleye götürdü. Öyle o şekilde başvurdum. Sonrasında dediğim gibi hani bir Hindistan'a başvurmuştum, bir Mısır'a başvurmuştum. Hindistan'dan cevap dahi gelmedi. Arkadaşıma 2 saat içinde direkt red geldi. Neden hiçbir fikrimiz yok. Sonrasında dediğim gibi 2 gün içinde Mısır zaten kesinleşmişti. Biraz hızlı bir süreç oldu ama güzel oldu. Hiç unutamadığım bir an. Global Village. Şöyle, şimdi orada böyle Canal Khalili diye bir yer var. Orada böyle aslında çok otantik, tatlı bir mekanda tutmuşlar. Hani böyle işte kaç ulustan insan, 20 ulustan falan insan vardı herhalde yani. Sonra moderatör olarak da hani birini getirmişler ama yani gelse de olur, gelmese de olur bir insan gibiydi hani. Ve benim oradaki yönetim kuruluyla aram gerçekten iyiydi. Ben 6 October'la gitmiştim. Aram gerçekten çok iyiydi hepsiyle hani. Sonra ben bir baktım, tripler atılmış böyle hani ben gidiyorum burada işte size hiç şey yapamıyorum, dayanamıyorum falan diye böyle. Bir baktık kız orayı terk etti. 5 dakika sonra ben elimde mikrofonu buldum moderatör olarak. Yani herkes böyle slow çalıyordu. Baklar hani herkesin içi ölmüş hani. Gerçekten öyleydi. Hani herkes böyle şeydi.
Yani müzik çalıyor ama herkes böyleydi. Sonra bir baktım herkes böyle böyle falan dans etmeye başlıyor. Grup çıktı işte. Neyse. Aldım mikrofonu elime, dedim böyle böyle ben de sizin gibi bir değişim hani katılımcısıyım. Bakın ben ne kadar eğleniyorum, hadi siz de benim gibi eğlenin gibisinden. Sonra bir baktım çıkışta herkes benimle fotoğraf çektiriyordu. Garipti ama fotoğraflarım var hatta gerçekten. Ortada böyle şey olmuşum artık, daralmışım herhalde, bilmiyorum. Herkes ona böyle bakıyordu fotoğrafta. Aradan yakalanmış öyle, garipti bilmiyorum ama çok tatlıydı. Bir de şey var, Dahap'taydık aynen. Denize falan girdik işte, duşumuzu aldık, yemeğe çıkıyoruz. Gittik yemeğe, biz güya şeyse işte tavuk, pilav falan söylüyoruz zannediyoruz. Arkadaşımın önüne bir tavuk geldi ama tavuk hala gıdaklıyor. Gerçekten böyle geldi yani hani. Başladı kız ağlamaya. Bu tavuk hala canlı işte, bu hala kanat çırpıyor falan diyordu yani. Garip bir anıydı. Meğersem güvercinmiş ama. Tavuk değilmiş. Sanırım bunlar. Ama Global Village End şeydi. Toparlamak gerekirse ya 3 tane ürünüm var Aizen ama ben ilk başta başlangıç olarak birazcık da hani böyle minik minik baby steps olsun diye gönüllülükle gittim ve iyi ki de gitmişim diyorum şu an. Sıra gitmeden önce gerçekten önyargılı bir insandım hani, neden bilmiyorum, hani olması çok lazım elzem bir şey değildi ama havaalanına indiğim andan itibaren böyle bir o değişimi hissetmeye başladım. Nasıl oldu artık, havasından, suyundan, neyinden bilmiyorum. O şeyi hissetmeye başladım çünkü sizin oraya gitmenizin amacı sadece hani hadi ben yurt dışına çıkayım, yurt dışım geldi. Bir havasını alayım döneyim değil. Aslında sizin biraz bu comfort zone'unuzdan çıkmanızı gerektiren bir şey. Ki bu da size çok fazla deneyim katan bir durum. Yani oraya gittiğinizde işte jacuzzi'li bir ev, ne bileyim işte böyle bir king size bed falan olmuyor. Ben yani 3 kişiyle aynı odada gerçekten şöyle sıkışa tıkışa yattım. Ama şu an pişman mıyım veya memnun değil miyim? Çok memnunum. İyi ki de yapmışım. Çünkü buraya döndükten sonra ve gitmeden önceki öyküyü karşılaştırdığınız zaman arada dağlar kadar fark var. O yüzden kesinlikle 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 tavsiye ediyorum. Kesinlikle bir global volunteer, entrepreneur, talent. Artık hangisini seçerseniz, hangisi size uygunsa kesinlikle bunu deneyimleyin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Abone. Şurada bir yerde. 5 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendine ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Evet, bana hep yoğurt. O yüzden ismim yoğurt. Adım miniydi benim.